Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Bayburt günlerimiz devam ediyor. Cumartesi gününe gelmiştik. Bugün pazar günü, pazar sohbetimizi Konursu Köyü Merkez Camii'nde sohbetimizi yapmıştık. Her pazar sohbetimiz oluyor. Bugün de Seyyid Yakup ziyaretine gittik. Oradan da canlı yayın yaptık. Elhamdülillah kardeşlerimize sunduk. Şimdi Cennet Bahçesi'ne geldik. Yine Seyyid Yakup Derneği Vakfı Bayburt'ta kurulu. 2013 yılında görev alan Mehmet kardeşimiz, hocamız Allah razı olsun. Burayı şenlendirmiş. Çok güzel, sevindik. Güzel 3-4 katlı büyük medrese yapmış. Akşam ve yatsı namazlarında buradaydık. Yani gönlümüz sürur oldu, huzur oldu. Kardeşlerimizle beraber 2018 yılında yapımına başlamış. Yaklaşık bir senedir de burada eğitim faaliyetleri devam ediyor. İnşallah hesaplı olmadan, ilan etmeden direkt canlı yayına başladık. Bu da böyle oldu ama inşallah bunu da kayıt ederiz. Bu feyzi sizlerin de yaşamasını istediğim için böyle anlık oluyor, bizi izlemeye takip edin. İnşallah kardeşlerimizi de görürsünüz. Rabbim ilimlerini arttırsın. Amin. Hepsini büyük alim eylesin. Amin. Çok güzel hizmetler olacak. Bayburt'ta bu hizmeti görmek bizi gerçekten çok sevindirdi. Rabbim bütün bu kardeşlerimizi büyük alim eylesin. Amin. Yani şöyle söyleyeyim, Efendi Hazretlerimizin de dediği gibi, denizde kum, bize o kadar hoca lazım. Gerçekten öyle. İlmiyle amil, ihlaslı hocalar lazım. İnşallah bu hocalar, kıymetli büyük hocalar, medreselerden, buralardan çıkacaktır. Allah-u Teala bu hizmetlere destek olan, bu müesseseyi bu hale getiren, gündüz olsaydı da şu binanın çekimini de yapmış olsaydık, katları çok isterdim. İnşallah her Bayburt'a gelişimizde buradan sohbet yaparız, canlı yayın yaparız, başlatırız. Bu da kayıt olacak inşallah. Yapan, hizmet eden, maddi, manevi destek veren bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Makamlarına Allah-u Teala vefat etmiş olanlar var, hocamla konuştuk. Rabbim cennetiyle, cemaatiyle müşerref eylesin. Amin. Kısa bir sohbet hem yapalım, dinleyenlerimiz de, kardeşlerimiz de inşallah dinlemiş olsunlar. Kardeşlerim, şunu unutmayalım. Yine büyüklerimizin söylediği şekil üzere, din-i mübini İslam, ki Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri bunu çok söylerdi. Din-i mübini İslam, üç saç ayağına benzer derdi, ayakta durması. Yani İslam, bu top, İslam kıyamete kadar gidecek, onda şüphe yok. Estağfirullah, bismillah. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lahafizun. Muhakkak ki bu Kur'an'ı biz indirdik, kıyamete kadar biz onu koruyacağız. Bunda şüphe var mı? Yok. Ancak bizim toplumumuzdan gidebilir mi? Gidebilir. Yani biz toplum olarak, ülke olarak, şehir olarak İslam'ı kaybedebilir miyiz? Kaybedebiliriz. Mevla Teala bu İslam'ı giden kutuplarda bir millete verebilir mi? Verebilir. Neye bağlı? Bizim İslam'a sarılmamıza, yaşamamıza bağlı. İn yeşe yüzeyküm وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَد۪يدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ. Allah dilerse sizin hepinizi giderir, yok eder. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَد۪يدٍ. Yepyeni mahlukat getirir. Bu Allah'a hiç de zor bir şey değildir. Onun için kardeşlerim, toplumumuzda İslam'ın ayakta kalması için gerekli üç şart var. Üç şart. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir, İlim. İşte onu siz okuyorsunuz elhamdülillah. Burası, yani bir insan şuradan ben eve gittiğim zaman desem ki annemin babamın yanına gideceğim ya şimdi inşallah.
Desem ki, annem dese ki bana, oğlum neredeydin? Anne, cennete uğradım da geldim. Oğlum ne diyorsun? Vallahi cennetten geliyorum desem, bu yemine kefaret gerekmiyor. Anladınız mı? Yani yanlış bir yemin etmiş olmuyorum. Vallahi cennetten geliyorum. Ya anne, vallahi cennet bahçesine uğradım, oradan geldim desem, yalan bir yemin olmuş olmuyor. İşte burası öyle bir mekandır. İlim meclisi cennet bahçesidir. Ne mutlu size. Gözlerinizden öpüyorum. Allah yani içinden öyle geliyor ki sizi çok büyük hoca etsin inşallah. Amin. Bir bu, bunu kazanmanın yeri burası. İki, ilim her şey değil. Üç ayaklı saç dedik ya, bir ilim. İkincisi ne? Amel. Bildiğimizle amel edeceğiz, yaşayacağız. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz. Anne babaya iyilik edeceğiz. Kalbimizi kin, fesat, haset bunlardan temizleyeceğiz. Çünkü ilim gereği ne? Amel. Etti ikinci saç da hazır oldu mu? Birinci ayağımız hazır, ilim. İkincisi de ne? Amel. Ama bir üçüncü ayak var. O da ihlas. O da ne? Bu ilmi niçin okuyacağız? Allah'ın rızasını kazanmak için. Bakın kardeşler, bu çok önemli. Şu an sizler niyetle bu olacak. Ben bu medresede niye okuyorum? Bu hafızlığı niye yapıyorum? Bu Arapçayı niçin okuyorum? Dediğimiz zaman kardeşlerim, Allah'ın rızasını kazanmak için, din-i mübin İslam'ı bütün dünyaya yaymak için, güzel hoca olmak için, ilimle amil olan, ilmiyle amil olan bir kişi olarak İslam'ı bütün dünyaya yaymak için niyetimiz bu olsun kardeşler. Ve ben bu niyetle olduğunuza da inşallah inanıyorum. Rabbim muvaffak eylesin. Amin. Gerçekten çok sevindim. Gündüz olsaydı bu binanın her katını da size gösterirdik. Rabbim sabır versin. Anneniz ve babanızdan da Allah razı olsun. Yani çünkü onlar da sizi teşvik ettiler. Yani şunu söyleyeyim. Şu dünyada kardeşlerim, bulunması gereken en güzel yer sizin yaşınızdaki çocuklar için söylüyorum. Hiç aklınız başka yere gitmesin. Hiç. En mükemmel yer burasıdır. Medresedir. Ne mutlu size. Buranın kıymetini bilin. Bak, bir Mahmud Efendi Hazretleri sizin aynı bu okuduğunuz gibi okudu. Aynı. Üniversite falan okumadı. İlkokul falan da yok. Aynı sizin okuduğunuz gibi okudu. Hafız oldu, hoca oldu. 1950'lerde, 60'larda bir hizmete bir başladı. Milyonların hidayetine vesile oldu, öyle değil mi? Bütün dünyaya efendim hizmetleri yayıldı, öyle değil mi kardeşim? Şu an bu medresenin Bayburt'ta kurulmasının yine müsebbibi yine Mahmud Efendi Hazretleri'dir. Binanın üstünde öyle yazıyor. Mahmud Efendi külliyesi yazıyor yani. Aynı zamanda burası bugün çıkmış olduğumuz Seydi Yakup ziyaretinin Seydi Yakup Vakfı, hocamızla o vakfın başkanı. Zaten Google'a Bayburt Seydi Yakup tarihçesi yazdığınız zaman hocamızın açıklamalarını orada görüyorsunuz. Onu da inşallah oradan takip edersiniz, dinlersiniz. Böyle bir anda bir canlı yayın açalım dedik. Şu cennet bahçesinden sizin de nasiplenmenizi istedik kardeşlerim. Sizin de nasiplenmenizi istedik. Çektin mi arkadaşlar? Yakanıza takar. Çek arkadaşları, bir daha görsün talebeleri. İnşallah bu yine kayıt olacak. Tripodu çevirerek de böyle. Kaldır çek. Kaldır öyle. Elinde öyle. Görsünler. Bu medresenin hocası da Mehmet hocamız. Mehmet hocamız. Siz de şey deyin o zaman. Kayıt olacak. Allah'a
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi ve ba'd. Allah cennetlerine razı olsun kıymetli hocamızdan. Amin. Amin. Geldi, bizleri ziyaret etti. Biz de memnun olduk. Rabbim sayeni meşgul eylesin. Amin. Biz de gıyabdan tanıyorduk. Bayburt olduğunu bilmiyorduk. Bu vesileyle öğrenmiş olduk. Hem de söylemiş olduğu gibi Seyyid-i Yakup Hazretlerimizin köyüne yakın Konursu beldesi dediğimiz köyden o oralı olması, Seyyid-i Yakup Hazretlerine yakın olması bize ayrıca bir memnuniyet ifadesine sevk etti. Zira Efendi Hazretlerimiz Kudsesi Ruhu Bayburt'a her Anadolu seferinde geldiği, ziyaret ettiği bir memleket olması, anne tarafının, anneanne tarafının, hocam belki de anlatmıştır, Bayburt'un Armutlu köyü tarafından olması, annesiyle beraber geldiği zaman Seyyid Yakup Hazretlerine ziyarete gitmiş olması, yani o bölgeler, hocamın bulunmuş olduğu köyün camisinde dahi Efendi Hazretlerimiz her geldiğinde sohbet edermiş. O güzergah bizim için gönlümüzde Bayburt. Bir başka, o güzergah daha bir başkadır. Bayburt'taki veliler, Allah dostları bir başka, Seyyid-i Yakup Hazretleri daha bir başkadır. Rabbimize hamdü sanalar olsun. 2007 yılında o Seyyid-i Yakup İlim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak derneğimiz faaliyete giriyor ve elhamdülillah 2013 yılıyla beraber de bu fakir buraya gelmekle beraber bilmiş ve tanımış oluyor. Hatta o günlere gitmek gerekirse Seyyid Yakup Derneği diye ismi gördüğüm vakit, Allah Allah, niye Seyyid Yakup? Seyyid Yakup kimdir? İşte diyorlar ki Seyyid Yakup Hazretleri sahabe-i kiramdandır. Allah Allah, Bayburt'ta sahabe-i kiram. Sonra biraz zaman işte Seyyid Yakup Hazretleri büyük bir komutandır. Allah Allah diyorum. Ama hiç ziyaretine gitmiyor. Ve yaklaşık 1,5-2 ay kadar bir zaman geçtikten sonra Konursu beldesinde Hoca Hanım'ın bir sohbeti oldu. Orada talebeleri vardı. Onların evinde sohbete gittiği vakit baktım tabelaya Seyyid Yakup Hazretleri yazıyor. Ben de minibüste bekliyorum. Mecbur, zaruri bir bekleyiş. Kapıda nöbetçiyiz. İçeride sohbet ediyor hocam. Biz de dışarıda. Daha yeni olduğumuz için tanışımız az. Dolayısıyla ya dedim ben bir ziyarete gideyim bakayım. Bu kadar dinledik. Oraya gittiğimiz vakit değerli kardeşlerim hakikaten o manevi havayı daha o yolda almaya başlıyorsunuz. Yukarı çıktığımız vakit o manevi havaya bir de rüzgar eklenmişti. Cübbeyi açsam uçacağız böyle, gideceğiz vadiye doğru. Çok yüksek bir tepe. Öyle vadiler kat kat önünde Bayburt'a kadar görünüyor. İşte o mübarek zat buralarda hizmet etmiş. Ve Efendi Hazretlerimiz de ona çok aşk ve muhabbet beslemiş. Onun için derneğimizin ismini de kardeşlerimiz kurarlarken bu şekilde kurmuşlar ve o ismin altında da Rabbimize hamdü sanalar olsun. 8 sene oldu buradayız. Bu hizmeti yapmak Rabbim nasip etti. Bugüne kadar hem erkek hem kız medreselerimiz burada hizmet veriyor. Elhamdülillah hem hoca efendiler hem hoca hanımlar yetişti. Güzel onlarca hoca hanım, onlarca hafız ve hoca efendi yetişti. Rabbim hepsinin sayısını müjdat eylesin. Amin. Hocamızın anlatmış olduğu gibi ilim, amel ve ihlas ile beraber bu almış olduklarını vermeyi de nasip eylesin. Amin. Şu anda burada bulunan talebelerimize de, cemaatimize, ihvanımıza da, sevenlerimize de, sevdiklerimize de Rabbimiz Celle Celaluhu bu yolda devam ve sebat edebilmeyi nasip ve müessir eylesin. Amin. Ben kıymetli hocamıza sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Bu bir tanışma oldu. İnşallah bundan sonra her zaman devamlı olarak biz burada bu pandemi vesilesiyle sohbet etmiyoruz aslında. Ama sohbet alakalarımız olduğu vakit buralar doluyor, taşıyor. Hiçbir yer böyle sohbet ortamında olduğu kadar bir coşkuyu görmüyor değerli kardeşlerim. Rabbimiz Celle Celaluhu bu hocalarımızın da kıymetini, kadrini bilebilmeyi bizlere de nasip eylesin. Amin.
ben kendisine Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, hocamızı da tanıdık, Mehmet hocamız. Rabbim nasıl dua edelim? Burayı Mevlam doldursun, taşırsın. Amin. Çok bol, çok koca Rabbim çıkarsın buradan. Amin. Diye dua edelim inşallah. Bütün buraya madden manen destek olan tüm kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Amin. Diyerek bitirmiş olalım. İnşallah Bayburt'a geldiğimiz zaman yine uğrarız. Burada kardeşlerimizle beraber oluruz inşallah. Bu şerefi yaşarız. Allah hepimizden razı olsun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Evet kardeşlerim, sonlandıralım videoyu. Kayda alıyorum. Arkadaşlar da kendileri bakarlar. İsterseniz akşam da olsa çeksinler. Yok şu an.